seni bir dövme yaptırıyorum. Uzun süredir Cenk'le, kardeşim bu arada Cenk, dövme yaptırmak istiyorduk beraber ama hiç yaptıramadık. Denedik daha önceden ama gittiğimiz yerde randevu falan alamadık. Bu sefer ama yapıyoruz dedik. Onunki oldu. Benim odamın hazırlanması bekliyoruz şu anda. Şu kolumun içinde olacak. Çok plansız bir şeydi. Bugün beraber takılıyoruz. İşten izinli. Ben de Toronto'dayım. O yüzden bunu yapalım dedik. Hatta yapalım demedik. Dışarı çıkmıştık yürümeye. Ondan sonra hadi dövme yaptıralım dedi. Okey dedim ve buradayız. Just showing off your tattoo. Cenk'in dövmesi. Şu yeni, bu eski. What other ones do you have? Çocuk mal bırama. Alı bırak. They're on my foot, they're not important. Gözükmüyor şu anda diğerleri. Cenk, say hello. Özleyenler var seni. Gelmeden önce bol bol Cenk de video çek dediler. Ama buradayken hiç çekmedim. Bugün ilk defa çekiyorum. Kafana saklama. Ver. As much what? Energy. Oh, niye enerjin yok? I don't know. Daha hiç yemek yemedik saat 3. Sen de bir şey yemedin bugün. Intermittent fasting diyelim o zaman ona. Ya kaşlarımı aldıracağım dedim, kaşlarımı aldırmam gerekiyor dedim. Ona zaman ayırmadım, dövme yaptırmaya ayırdım. Okay, benimki de böyle oldu. What do you think? Beğendik mi? Yeah, ben beğendim. Ben de. Şu anda üstünde bant var. Şeffaf bant var. Yarın çıkartacağız bunu. Yay! Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. James Restaurant daha açık değilmiş. O yüzden başka bir yer arıyoruz ama şu anda bir otelin lobisindeyiz ve çok ilginç bu elbiseyi. Yüksel oranlı demiş bu. Bu taraftan bakalım. Sanki bir moda müzesindeymişim gibi hissediyorum. Cenk, they do tea time here. Huh? Çay vakti yapıyorlar. Hani İngiltere'de var ya. Givenchy 1985. İşte gitmek istediğimiz yer 5'e kadar açılmadığı için başka bir yer bulduk. Şimdi District diye bir yerdeyiz. Ve üst katında patio denilen böyle balkon yerindeyiz. Ve yemeklerimizi bekliyoruz şimdi. Cenk biraz böyle şahane. Utangaç. Kamera önünde biraz utangaç. Özellikle... No, yani... Değil misin? Sizin... Senin iyi kadar Türkçe konuşamadığım için belki. Şu anda çok acıyor ve bu bantı bütün gün bırakacaksınız. Ondan sonra işte Cenk'inkinde mesela şu anda kan falan var. Bu taraf sırtından çok çok daha çok acıdı. Senin bacağında acıdı mı? Tahmin ettiğin kadar acımadı ama şimdi daha fazla acıyor. Evet, şimdi benim özellikle bu alanda olduğu için sanki birisi beni yumruklamış gibi hissediyorum. Seninki nasıl bir his? Sanki kendi kesmişim gibi. Diğer şeylerine göre nasıl? Daha fazla acıdı mı? Neye göre? Diğer dövmelerine göre. En az acıyan. En az acıyan. Benim iki tane var ve benim en fazla acıyan oldu. İçkilerimiz geldi. Ben margarita aldım. Cenk de şarap aldı. Benden önce Cenk denedi. Nasıl oldu? Let's try it. Şimdi ben deneyeceğim. Oh, acı. Acı. O kadar acı beklemiyordum. İçinde biber var ama o kadar acı olacağını beklemiyordum. Aç olduğumuz için böyle bir şey ısmarladık ilk önce. Ya da sipariş verdik, pardon. Hummus ortadaki pancarlı olduğu için rengi değişik. Ondan sonra yanında böyle bir de ve ekmek de geliyor. Ben şöyle bir salata aldım. Üstünde avokado var, burada ton balığı var. Onun dışında neler olduğunu hatırlamıyorum. Cenk.
biftek almıştık ve yanında patates kızartması. Yeniden merhaba. Tanıdık geldi sanırım arka plan. Evdeyim, eve geri geldim. Toronto'dayken çok fazla böyle vlog çekmedim. Çekmek de istemedim açıkçası. Çünkü o zamanı arkadaşlarımla, ailemle, kardeşimle geçirmek istedim. Ve sürekli... Pardon. Duke'un havlamasını duymuşsunuzdur eminim. Paket geldi ve hemen açtım. Birazdan belki onu gösteririm. Ama şimdilik ne dediğime geri dönüyoruz. Tabii videonun ilk başını izlediyseniz dövme yaptırdık ve birkaç kişi anlamını sormuştu. Coordinates, yani bunu Google'a koyarsanız bu numaraları doğduğum yerin haritası çıkar. Bilmeyenler için kardeşim ve ben ikimiz de İngiltere'de doğduk ve kardeşim en yakın arkadaşlarımdan biri. O yüzden uzun süredir böyle beraber bir şey yapmak istedik. Beraber bir dövme yapmak istedik. İkimiz de dövmeleri seviyoruz. Cenk'in benden çok daha fazla dövmesi var. Ama hayatımız boyunca böyle sürekli taşındığımız için gerçekten birbirimizin tek ve en iyi arkadaşı olmak zorunda kaldık. Ve ne bileyim, şimdi yetişkin olduğumuzda da bence ikimiz de böyle düşünüyoruz daha doğrusu. İlişkimiz daha böyle iyi oldu, daha güçlendi ve daha çok böyle arkadaş gibiyiz kardeştense. Hala kardeşiz tabii ama yani o arkadaşlığımız da var ve ikimiz de dövmeye düşkün insan olduğu için maalesef benim sadece ikinci olan. Bu hikayeleri falan, dövme hikayesini belki farklı bir videoda anlatabilirim. Coordinates'da, Türkçesine bakmam gerekiyor bir saniye. Koordinatlarmış. Bunu tahmin edemezdim, pardon. Neyse, koordinatlar işte doğduğumuz yerin. Sadece böyle Londra'nın koordinatlarını istemedik ama ikimiz de aynı hastanede doğduğumuz için orayı yapalım dedik. Yine de Londra içinde. Dediğim gibi hayatımız boyunca o kadar çok taşındık ki, o kadar çok yere ev dedik ki bizim için en azından doğduğumuz yer biraz önemliydi. Neyse, dövme hakkında bu kadar. Eğer beni Insta Stories'den takip ediyorsanız ilk yaptığımız şey zaten Toronto'ya indiğim an Cenk'in evine gittikten sonra orada yaşayan birkaç tane arkadaşım ve Cenk'le bir beer hall'a gittik. Böyle bir pub'a gittik. Oranın ama çok ilginç ışıkları vardı. İlginç lavaboları vardı. 4 tane tuvalet mi denilir, lavabo mu denilir, hangisi daha kibar bilmiyorum. Lavaboda farklı bir ışık vardı, onu bastım. Şimdi Insta Story'lerimi koyayım buraya çünkü onun videosunu çekmedim. Ama yine de eğer Instagram'dan takip etmiyorsanız sizlere göstermek istedim onu. This place apparently has really cool bathrooms, so we're gonna investigate. Oh my god! The bathroom number 2. Holy crap. Ertesi günde annemle babamla bir Türk kafesine gittik. Chai and Smith isimliydi bu. King Street West'te ya da King Street'te West miydi bilmiyorum. Eğer Toronto'da yaşıyorsanız, bir daha henüz görmediyseniz öneririm, gitmelisiniz. Çok ilginç bir yerdi. En çok ilgimi çeken şey vegan baklava vardı orada. Ve hayatımda da önceden vegan baklava görmemiştim. Baklava da hani bal olduğu için vegan değil. Ama yani böyle şeyleri bütün menüsü vegan değildi ama ben de vegan değilim ama böyle ilgimi çekiyor, çok ilginç yapmışlar.
Turkish ice ne? Turkish ne latte bu? Turkish coffee latte. Börek yedim. Oh! Tabii ki böyle tam Türkiye'de yediğiniz börek gibi değil ama tadı yine de çok lezzetliydi ve Türkiye'den uzak olunca çoğu şey lezzetli geliyor. En son Toronto'ya gittiğimde 2 sene önceydi. Ondan önce üniversitedeyken gitmiştim ziyarete ama çoğunlukla küçüklüğümde oradaydım. O yüzden çok değişik geldi bu sefer benim için. Cenk'in yaşadığı böyle bölge Parkdale isimli. Bu çok daha böyle yeni ve hareketli bir yer. Bir takipçimle buluştum. Bir Türk restorana gittik ve tatlı yedik beraber. Ve bana şu çok güzel kolyeyi hediye etti. Gülünür, sana buradan da çok teşekkür ederim. Selam söylüyorum ve Elif Nur'a da benim için öp. Toronto hikayem bu şekildeydi. Annem sonunda bana Türkiye'den bana aylar önce gönderilmiş makyaj ürünlerini getirdi. Bu sanırım Avon'dan şöyle ikisi bir arada serum ve nemlendirici. Ondan sonra Flormar'dan bu denim serisinden o kadar çok şey var ki. Ben oradayken şu allığını kullandım çünkü allık getirmeyi unutmuştum. Flormar Pure Peach. Oradayken de şunu çok fazla kullandım. Bu nude bir ruju ve bunun rengi bana biraz MAC and Kinda Sexy hissini andırmıştı. Açıkçası burada biraz daha turuncu gözüküyor. MAC. Yan yana kıyaslayamadığım için orada. Şu MAC'ın. Bu da Flormar. Flormar numarası bu Extreme Matte Lipstick serisinden. 01 Warm Nude. Yeah, Warm Nude ismi. Ve MAC'den gösterdiğimde Kinda Sexy. Ondan sonra Flormar'dan bir tane daha mat ruj var. Bu böyle kırmızı bir renk. Ondan sonra iki tane liquid ruj var. Ve bu seri eminim daha önceden Türk bloggerlardan görmüşsünüzdür. Ben daha yeni görüyorum çünkü daha yeni geldi bana. Ne yapalım? Uzaktan yaşayınca böyle oluyor. Ve şöyle bir far paleti de varmış. Bundan birkaç tane var ama. Açtık. Şu çok hoşuma gitmişti. Çünkü bu renk bir farım yok. O yüzden bunun için çok böyle heyecanlıydım. Ondan sonra bugünkü gelen pakette adresini göstermesem daha iyi olur. Bugünkü gelen pakette bu Lancome'un dörtlü ruju yani 4 tane ruju. Bundan 2 paket geldi bana. O yüzden yakında bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ve açıkçası şu Yves Saint Laurent ruju da var. Onu da yakın bir sürede bir çekilişte vermek istiyorum. YouTube'da mı yaparım ya da Instagram'da mı yaparım bilmiyorum ama şimdi şu Lancome'un rujlarını göstereyim. Bunların yapıları değişik. Bu krem yapısında, bu da krem yapısında. Bu 391 numaralı Wild Orchid miydi ismi? Yeah, Wild Exotic Orchid. Şöyle koyu bir renk. Ve bu hoşuma gitti çünkü bu renge benzer yok bende. Güzel oldu. O yüzden hoş buluyorum. Ondan sonra Absolute Rouge 151. Bu sanırım krem yapısında olan kırmızı ruju. Bundan bende vardı. O yüzden bunu da çekilişte verebilirim. Ondan sonra eve geldiğimde anında açtım. Chloe'nin bu Roses'de Chloe parfümü geldi. Çok heyecanlıyım çünkü çok güzel kokuyor. Ondan sonra bir de Chloe. Klasik Chloe geldi. Birisi Instagram'dan mesaj göndermişti. Neden bu parfümlerden birisine hediye etmiyorsun? Kızcağızım nereden biliyorsun hediye etmeyeceğimi? Ama oradaki problem de şu. Amerika'dan
postada gönderemiyorsunuz parfümler. Belki FedEx falan değişik olabilir ama bir başka kargo servisi. Ve en son şu Lancome'un çekilişini yaptığımda, hediye ettiğimde de o biraz takılmıştı. Sonunda ama hediye ettiğim kişi bana mesaj gönderdi, sonunda geldi diye. Böyle bir ay falan sürdü maalesef. O yüzden bazen kargo biraz problemli oluyor. Ama bugüne kadar o Lancome projesi dışında hiçbir takıntı olmamıştı. Parfümlerde olur. Bilmiyorum, eğer Türkiye'ye gelirsem öyle bir çekiliş, hediye çekiliş yapmak isterim. Oh, bu arada arkamda gördüğünüzü yeni aldım. Çok tatlı değil mi? Bu Kate Spade'in pembe altın renkli olan, çok heyecan verici benim için laptop case'im. Bilmiyorum, bütün böyle tatildeyken ne geldiyse onları gösterdim. Onu Amazon'dan aldım ama Kate Spade mağazalarından ya da web sitesinden de falan alabilirsiniz. Biliyorum saçımda çok oynuyorum. Yapmamaya çalışıyorum ama olmuyor. Neyse, bugünlük benden bu kadar da. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz zaten beğenmeme tuşuna basacağınızı bildiğim için hatırlatmama gerek yok. Zaten basanlar buraya kadar izlemiyordur. Okey. Benden bugünlük bu kadar. Bye.